olursa olsun millete verdiğimiz sözlere daima sadık kaldık. Türkiye'ye tarihinin en büyük kalkınma, demokrasi ve yatırım hamlelerini kazandırmanın 81 vilayetimizin her karışında eserlerimizle mührümüzü vurmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Her zaman söylüyorum, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz aynı zamanda milletle ve kendi arasında daima muhabbetin diliyle, gönül diliyle konuşan bir kadromuz. 23 yıldır milletin umudu olmayı, milletin sorunlarına çözüm adresi olmayı işte böyle başardık. 8. olağan kongre sürecimizde de inşallah aynısını yapacağız. Kongrelerimiz parti olarak kendimizi yenilemenin yanı sıra her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ekliminde kongremizi gerçekleştirecek, çok daha güçlenmiş, güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ak saçlılarımızın ve emektarlarımızın tecrübesini, gençlerimizin heyecanı ve dinamizmini, hanım kardeşlerimizin de nezaket ve samimiyetini birleştirerek inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Siz dava arkadaşlarıma güveniyorum. Rabbime, şahsıma sizler gibi vefakar, sizler gibi gayretli yol arkadaşları bahşettiği için sonsuz hamd ediyorum. Teşkilatımızın çatısı altında görev yapmış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Partimize hizmet etmiş, destek vermiş kardeşlerimizden vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Durmak yok, hizmete devam diyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Başkanımıza bizzat kendim anlatma şansım oldu.
İnşallah vekillerimiz ve il başkanımızın destekleriyle o muzeme, o hayalimiz İzmir'e gelecektir inşallah. Sözlerime son verirken başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir ve ekibine, önceki dönem Tarım Bakanımız Sayın Mehmet Mehdi Eker'e, milletvekillerimize, burada bulunan Sayın Milletvekilimiz Galip Ensarioğlu'na, İl Başkanımız Raşit Ocak'a, İl Koordinatörümüz Sayın Müslüm Yüksel'e, Genel Merkez Teşkilat Koordinatörümüz Sayın Muhammed Şerif Aydın'a ve önceki dönem milletvekilimiz Sayın Ömükir Bal Bey Efendilere, bizleri tekrar bu göreve layık gördükleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İlçe kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katılımlarıyla bizi onurlandıran başta bakanım olmak üzere tüm protokol üyelerine ve burada bulunan tüm yol arkadaşlarıma hürmetlerimi, saygılarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bismillah güzel insanlara. Bismillah maşallah diyoruz. 8. Bismillah olağan kongremizin ilçemize, ilimize, insanımıza, ülkemize, partimize hayırlar getirmesini diliyorum. Başkanı çok dinamik ve heyecanlı gördük. Bu salon da öyle. Hem dinamik hem heyecanlı. Hem de buradan tanıdığımız adayı hemen hemen herkesi tanıyoruz. Neredeyse Bismillah'ın bütün dinamikleri burada. Bismillah'a yakışır bir kongre. Sizi tebrik ediyoruz. Evet. 7 Haziran'da millet bizi ikaz etti. Ayağa kalkın dedi. Biz bu ikazı aldık. Başımızın cümlelerine koyduk. Milletimize önerileri, tavsiyeleri, eleştirileri ışığında bir pasında %49.5'lar. En yüksek oy aldı. Şimdi yeniden millet bizi ikaz etti. Millet bizden vazgeçmedi arkadaşlar. Millet bizi ikaz etti. Bunu iyi bilin. Şimdi millet bize bunu diyor. AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine. Biz yaptıklarımızı anlatamadık, hizmetlerimizi anlatamadık ama onlar yalan ve iftirayla çok büyük bir alan oluşturdular. Bugüne kadar da siyasetlerini böyle getirdiler. Ama bundan sonra yemez. Onlar varsın sokakları karşısında. Onlar yapacağı hizmet yok. İşte belediyelerinde büyüsün yapsınlar. Hizmetten anlamazlar. Hizmeti sevmezler. Onlar varsın Diyarbakır sokaklarını karıştırsınlar, Öcalan'a özgürlük yürüyüşü yapsınlar. Bizler o sokaklardaki insanlara huzuru, güveni, istihdamı, hizmeti sunacağız. Bizim işimiz bu. Ben başkanıma ve ekibine başarılar diliyorum. 8. olağan kongrenin ismiyle partimize, İnsanımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Allah'a emanet olun. Bugün dünyada İsrail'in zulmünü, katliamını Birleşmiş Milletler kınayamıyor bile. Bunun sebebi nedir? İşte 5 daimi ülke. İşte dünyada hangi lider Birleşmiş Milletler kürsüsünde bu ülkelerin temsilcilerinin yüzüne hayıklanarak dünya beşten büyüktür diyebilmiştir. Cumhurbaşkanımız bu sebeple
mağdurların mazlumların ümididir. Peki dünyada hangi lider İsrail Cumhurbaşkanı'na yüzüne karşı siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz diyebilmiştir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız başımızda olduğu müddetçe, Türkiye'nin başında olduğu müddetçe bütün dünya bizim şarkımızı dinlemeye devam edecektir. Açılmanın ve dolayısıyla yeniden esir almanın bir mücadelesidir. Evet, bunun arkasında oryantalistik bir akıl var. Bunun arkasında bir Haçlı zihniyeti aklı var. Sevgili kardeşlerim, karşımızda büyük bir güç var. O güç elimize gelmeden önce onu dışarıda tutmamız gerekiyor. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ülkemizin savunması güvenliği nereden başlıyor? Gazze'den başlıyor. Onun için sevgili kardeşlerim, Gazze'deki kardeşlerimiz sadece kendileri için savaşmıyor. Aynı zamanda bizler için savaşıyor. Cenab-ı Allah bu bilinçli olmayı nasip etsin. 2028 seçimlerine hazırlanırken bu şuurla hareket etmeyi bizlere nasip etsin. Bir olmayı, beraber olmayı, diri olmayı, güçlü olmayı hepimize nasip etsin. Şimdiden öndeki dönem bizim ilçe başkanlığı yönetimine teşekkür ediyoruz. Güzel hizmetler yaptılar. Şimdi yeniden seçildiler. Bu yeni görevlerinde kendime başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. 15 Temmuz gecesi ne dedi Cumhurbaşkanımız? Ben bugüne kadar millet iradesinin üstünde bir güç görmedim. İrademize hep birlikte sahip çıkalım. Ölümüne, ölümüne dedi ve biz millet iradesi üzerinde yeniden vesayet kurmak isteyenlere müsaade etmedik. Bunu 27 Nisan'da denediler. Bunu 17-25 Aralık'ta denediler. Bunu Gezi'de denediler. 15 Temmuz'da denediler. Ama bunu denedikleri şeye kim izin vermedi? Siz izin vermediniz. AK Partililer izin vermedi. O yüzden biz kimiz sorusunun cevabını iyi hatırlayın. Siz kimsiniz biliyor musunuz? Siz 22 yıldan beri Türkiye'yi taşıyanlarsınız. Taş üstüne taş koymayanlar, dikili ağacı bulunmayanlar, bugüne kadar Türkiye'nin tek bir sorununu çözmemiş olanlar çıkmış bize laf konuşuyorlar. Sen ne yaptın bugüne kadar? Sen hangi sorunu çözdün? Hangi derde deva oldun? Hangi yaraya merhem oldun? Ne yaptın sen bugüne kadar? Ama konuşmaya gelince konuşuyorlar. Onlara biz ne diyoruz? Onlara biz diyoruz ki tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Olmaz. Bizim geçmişte izimiz var. Geleceğe de sözümüz var elhamdülillah.